Engin Ardıç, biz meselenin farkındayız anam. Sen üzme kendini. Uçan Türk Sabri Bey bilir misiniz? Hani Şafak Sezer taklidini de yapmıştı. Kelek tavlamak için televizyon programlarına çıkarılan Sabri Bey bir süre sessiz sakin duruyor. Sonra birdenbire Allah diye bağırarak önce zıplıyor. Sonra da kendini yerlere atarak debelenmeye başlıyordu. Sonucu kızcağız bunu çıkarın buradan Dan başka söyleyecek söz bulamamıştı. Öyleyse ne alt etmeye programa çağırıyorsun? Uçan Türk Sabri Bey... Büyük Türk gazetecilerinin çok ciddi haber bültenlerinde unsur niyetine kullandıkları dev adam ile cüceden, hatta halkımızın dertlerini döktüğü gece kondu programlarında kaynım bana atladı şeklinde konuşan o hanımdan bile daha meşhur olmuştu. The Flying Turk namıyla Amerika'da bile tanındı. Kendisiyle bir tek Hugo yarışmasından bilgisayar kazanamayınca sunucu Tolga abiye ana avrat dümdüz giden civan mert delikanlımız başa çıkabilirdi. Uçan Türk Sabri Bey uçmasının sırrını kuantumla açıklıyordu. Eh, musluğun altına tutulan sabunlu tıraş bıçağının kuantum mak 3 diye satıldığı bir memlekette o kuantum Sabri'yi de uçurturdu tabii. Kuantum Etkileşime giren en küçük parçacık demek. Örneğin bir foton yani bir ışık parçacığı bir kuantum. Atom altı dünyada insan aklının sınırlarını zorlayan garip hadiselerin cereyan etmesi anlayan anlamayan herkesin kafasını kurcalamıştır. Hiç öyle yeni bir buluşta değildir bu kuantum teorisi ta 1900 yılında yani 115 yıl önce Max Planck tarafından ortaya atılmıştır. Einstein tanrı kumar oynamaz diyerek buna karşı çıkıyordu. Öyle ya. Bulgulara göre ışık hem parçacık hem de dalga gibi davranabiliyor. Oysa biri olsa öteki olamazdı. Aynı anda iki yerde birden bulunabiliyor. Zaman içinde geriye giden atom altı parçacıklara bile takiyon rastlanabiliyordu. Keşke büyük Türk fizikçisi Erdal İnönü hayatta olsaydı da kendisi aynı zamanda siyaset dehası sıfatıyla pazarlanmıştır. Hangi atom altı parçacığın Sabri Bey'le nasıl bir etkileşime girip onu uçurabildiğini sorsaydık. Fakat Zeyno Baran'a da sorabilirsiniz. Hatırlayacaksınız karanlık bir kadın olduğu söylenirdi. Amerika'da eski Hudson Enstitüsü Avrasya Politikaları Başkanı, kocası da o camianın adamı. Yasemin'in kocası nerenin nesiydi yahu? George Bush ile Dick Cheney'e akıl veren kadın o işi bırakmış, İstanbul'da karmik şifa merkezi açmış. Eğitimi az, kocasının parası bol ve de işi gücü yok hanımlara kuantum farkındalık bilinçaltı seviyesinde farkına varması sağlanıyormuş. Sonra o hastalık sevgiyle iyileştiriliyormuş. Eminim kilo vermeye de yarıyordur. Belki yeni koca bile buldurur. Engin Ardıç, Sabah